Evet, bireysel emeklilik hayatımızda yaklaşık 10 yıldır var. Hatta daha da eski ama 10 yılda çok önemli aşamalar kat etti. Pek çok bankanın bireysel emeklilik birimleri oluştu. Bağımsız olarak bireysel emeklilik şirketleri var. Bireysel emeklilik şirketlerinin hisseleri borsada trade ediyor, alınıp satılıyor. Dolayısıyla güçlü bir sektör haline geldi. Bireysel emeklilik diğer sigorta sektöründen ayrılarak kendine ayrı bir alan oluşturmuş durumda. O kadar büyüdü. Dolayısıyla bireysel emekliliği konuşacağız ama son yıllarda bireysel emekliliğin biraz ivme kaybetmeye başladığını biliyoruz. Onun da sebeplerini soracağız. Şu anda Skype hattımızda Mercer Türkiye Bireysel Emeklilik Danışmanlık ve Brokerlık Lideri Serap Özalp Arslan Argun var. Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bize biraz Mercer'dan bahsetmenizi rica ediyorum. Sonra da bireysel emekliliğin Türkiye'deki bu kısa tarihine bir giriş yapmanızı. Sonra da geldiğimiz noktada bireysel emekliliğin daha cazip hale getirilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü bir ivme kaybı olduğunu ben şahsen görüyorum. Eğer siz görmüyorsanız hayır öyle bir şey yok diyebilirsiniz. Ben yanıldığımı kabul ederim. Buyurun. Teşekkürler. Mercer'la başlamak gerekirse, Mercer Türkiye'de, daha doğrusu dünyada öncelikle 170 tane yerel ofiste 25 bin civarı çalışanla hizmet veren ve ana olarak sağlık, varlık ve kariyer konularında insan kaynakları danışmanlığı yapan bir şirket. Evet. Türkiye'de de biz yine aynı şekilde sağlık, varlık ve kariyer alanlarında hizmet veriyoruz. Benim de özellikle çalışmış olduğum alanda bugün bahsedeceğimiz bireysel emeklilik konusunda da danışmanlık ve brokerlik hizmetleri veriyoruz. Şimdi bireysel emeklilik aslında Türkiye'de 2003 yılından beri var diyebiliriz ve çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Düzenli olarak da bu sistemle ilgili teşvikler sağlanıp katılımın arttırılmasına çalışılıyor. Bu bahsetmiş olduğunuz gibi gitgide de emeklilik şirketlerinin de aynı şekilde borsaya kote olanlar da var. Çok büyük bir sistem haline geldi. Özellikle 2017 yılındaki otomatik katılım sisteminin başlangıcı ile birlikte de yine bu sistem aslında yine katılıma teşvik edilmeye çalışılan bir sistem. Bugün itibariyle aslında baktığımızda 200 milyar liralık bir fon büyüklüğü var diyebiliriz toplamda. Devlet katkısı dahil. Evet. Son yıllarda siz ivme kaybetti diyorsunuz. Belki de buradaki görüşünüzün sebebi 2017 yılında hayatımıza giren otomatik katılım sisteminin beklenen düzeyde katılıma devam etmiyor olması. Yani şöyle, aslında bu 2017'de çıkan yasayla birlikte ilk amacımız çalışanların, çalışma hayatında olan herkesin, 45 yaş altındaki tüm çalışanların sisteme otomatik olarak dahil edilmesi söz konusuydu ve mümkünse aslında dünyadaki başka örneklerinde de, İngiltere örneğinde gördüğümüz gibi çalışanla birlikte işverenin de bir katılıma eğer söz konusu olsaydı muhtemelen ülkemizde de bu sistemde kalma oranları daha yüksek olurdu. Ancak maalesef bizim Türkiye'deki örneğimizde yalnızca 45 yaş altındaki tüm çalışanların otomatik olarak sisteme dahil edilmesi, ancak sonrasında sistemden çıkışın serbest bırakılmasıyla birlikte beklenen düzeyde bir sistemde kalma oranını maalesef yakalayamadık Türkiye'de. Evet, onu sanıyorum şeyle telafi ediyorlar bir miktar. 18 yaş altına bireysel emeklilik uygulaması var. O sayede yeni bir popülasyon kazanılmış oldu. Sanıyorum siz de aynı kanaattesiniz. Yani kamunun mutlak surette işin bir tarafında olması lazım. Tıpkı SGK primlerinde olduğu gibi biraz işveren, biraz çalışanın katkıda bulunması ve çoğunun da aslında işveren tarafından karşılanması halinde bireysel emeklilik sisteminin diğer sosyal güvenlik sistemleri içinde ayrışarak hem daha yüksek getiri sağlaması mümkün olabilecek, hem daha güvenceli bir sistem haline dönüşebilecek. Aksi halde şu andaki haliyle bireysel emeklilik sistemi biraz para biriktireyim sonra çıkarım noktasına geliyor. Hele bir de bu vazgeçme hakkı, yani girdikten otomatik süreçten sonra vazgeçme hakkı gelince gerçekten insanlar paralarını orada tutmayabiliyorlar. Çünkü kara gün parası gibi bir köşede tutup sonra çekmek istiyorlar. Neler yapılmalı? Bize böyle madde madde şunlar yapılırsa Türkiye'nin bireysel emeklilik sistemi gerçek sosyal güvenlik sisteminin yerine geçer ve biz de sosyal güvenlik sisteminin
bu görev zararı dediğimiz zararlarından uzaklaşmış oluruz. Sosyal güvenlik sistemimizi kurtarırız. Dolayısıyla ülkeyi kurtarırız gibi bir formül önermenizi istiyorum. Ülkeyi kurtaracağız beraber. Buyurun. İnşallah. Şimdi şöyle, bizim Mercer olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz bir küresel emeklilik endeksi araştırmamız var. Evet. Bu yıl 13.sünü gerçekleştirdik ve geçtiğimiz ayda sonuçlarını yayınladık. Bu araştırmamızda aslında dünya genelinde en son 43 tane ülkenin katılımıyla neredeyse dünya nüfusunun 1/3'ünü kapsayan bir araştırmaydı bu. Bu araştırmada 3 tane başlıkta, ki 3 ana başlık bunlar, yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük ana başlıkları altında 50 tane alt kırılımda tüm ülkelerin emeklilik sistemleri birbiriyle kıyaslanıyor. Sonrasında da bu arada bu kıyaslama yapılırken hem sosyal güvenlik sistemleri hem de özel sistemler dikkate alınıyor. Evet. Bu kıyaslama sonucunda da ülkelere bazı tavsiyelerde bulunuluyor. Bu araştırmada Türkiye için verilen tavsiyelerin en başında öncelikli olarak yeterlilik kapsamında Türkiye'de minimum emekli aylığının, yani sosyal güvenlikten alınan ve hatta çalışma hayatına hiç girmemiş ancak belli bir yaştan sonra bir emekli maaşı gereksinimi olan kişilere sağlanan muhtaçlık ya da aylık maaşın belli bir düzeyde olması ve sağlanan minimum SGK maaşı seviyelerini gerekiyor. Sonrasında SGK sistemi üzerindeki yükün azaltılabilmesi için de mutlaka sizin de belirttiğiniz gibi işverenin de katılımıyla birlikte oluşturulacak iş yerine dayalı ve uzun yıllardan beri konuştuğumuz, belki de o ayrı bir tartışma konusu, kıdem evet. tazminatlarının bireysel emeklilik sistemine aktarılması da çok tartışılan bir konu, biliyorsunuz. Doğru. Burada aslında amaç, kişiler iş yeri değiştirse bile bir şekilde işverenlerinin de onların emeklilik dönemi için katkıda bulunduğu bir yapıyı hayata geçirmek. Hem çalışan hem işverenin katkısıyla bu yapıyı hayata geçirmek. Dolayısıyla iş gücündeki kişilerin özel emeklilik sistemlerine katılımının en az %80 oranında sağlanması gerekiyor. Ve sonrasında da sistemden erken çıkışın bir şekilde engellenmesi gerekiyor. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine giren kişiler istedikleri zaman sistemden çıkabiliyorlar. Bunun bir şekilde kısıtlanması ve aynı şekilde de sürdürülebilirlik açısından emeklilik hakkı elde ettiğinizde elinizdeki birikiminizin bir kısmını ömür boyu maaş olarak almanızın zorunlu hale getirilmesi gerekiyor diyebiliriz. Türkiye için verilen tavsiyeler arasında bunlar var. Bunun yanında tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi finansal okuryazarlık ve sistem hakkında şeffaf ve herkesin anlayacağı şekildeki bir bilgilendirme, iletişimin sağlanması gerekiyor. Çünkü ileride ulaşacağımız birikim seviyesi sizin bugünden ödediğiniz katkı paylarınızın hangi fonlarda nasıl değerlendirildiğine göre de değişiyor. Evet. Şimdi bireysel emeklilik fonlarındaki birikimler hem bizzatihi kişi tarafından, yani yükümlü tarafından, hem de ait olduğu şirket tarafından değerlendirmesi mümkün. Orada biliyorsunuz, bildiğim kadarıyla, yanlış eğer değişmediyse, yılda iki kez fon değişikliği yapabiliyorsunuz. Yani bir yerden bir yere aktarabiliyorsunuz. Oradan çıkıp öbür fona geçebiliyorsunuz ya da bir başka hisse senedine geçebiliyorsunuz. Bunun daha artırılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani daha sık, örneğin tıpkı borsada işlem yapan birilerinin sıklığı kadar olmasa da daha sık fon değiştirebilme imkanı getirildiği takdirde sistemin biraz daha canlanabileceği söyleniyor. Örneğin ayda bir kez gibi bir hak. Acaba olabilir mi, yapılabilir mi böyle bir şey? Ali Bey, aslında tam da burada çok yeni, çok taze bir değişikliğimiz var. Önceden yılda 6 defa uygulanan fon değişikliği hakkı Temmuz ayında 12'ye çıkartıldı. Ha, yılda, ayda 1'e çıkarılmış. Güzel, peki. Evet, ve ayda bir olarak değil, aslında 12 hakkınızı, fonlarınızı değiştirdiğiniz sürece aynı ay içinde kullanabiliyorsunuz ama bir takvim yılı içinde olacak. Dolayısıyla 12'ye çıkarıldı. Burada kritik olan şey, siz finansal okur yazarlığın arttırılması, çünkü uzun vadeli bir yatırım olarak bakmak lazım bireysel emeklilik sistemine. Dolayısıyla da fonlarınızı değiştirirken gerçekten bilinçli bir şekilde bunu yapıyor olmanız lazım.
Bu değişikliklerden bir tanesi de yine son dönemde hayatımıza giren artık TEFAS gibi bildiğiniz üzere bir bankanın müşterisi olarak girip tüm bankaların fonlarına yatırım yapabildiğiniz gibi bireysel emeklilik sisteminde de BEFAS artık hayatımıza girdi. Dolayısıyla bundan sonra siz hangi emeklilik şirketinin müşterisi olursanız, katılımcısı olursanız olun, bireysel emeklilik sektöründeki şu anda yaklaşık toplamda 400 tane var. 400 tane emeklilik fonunun istediğiniz emeklilik şirketinde olabilir. İstediğiniz şekilde yatırım yapabileceksiniz. Dolayısıyla burada da kritik bir süreç bizi bekliyor. En azından buna ilgi duyan, çünkü dünyada da aslında Türkiye'de de çok benzer katılımcılar genellikle uzun vadeli bireysel emeklilik sistemlerine girdiklerinde ilk girişteki fon dağılımlarında kalma eğiliminde oluyorlar maalesef. Türkiye'de de biz kültürel olarak birazcık düşük risk seven bir toplumuz. Dolayısıyla ilk girişte iş yerinin ya da bizim kendimizin belirlediği o düşük risk seviyesindeki fon dağılımında kaldığımızda uzun vadede ancak belki enflasyonu yakalayabildiğimiz bir getiri elde ediyoruz. Halbuki buna birazcık daha uzun vadeli bakıp birazcık daha risk unsuru içeren işte hisse senedi ya da yabancı paraya dayalı ki son dönemde aslında altın dahil oldu. Hayatımızda çok oranı da çok yükseldi sistemde seçim oranı. Getirileri de çok iyi. Özellikle son yıllarda katılımcıları daha memnun edecek düzeye gelecek görünüyor. Burada şunu da eklemek isterim. Daha önce sistemde mümkün olmayan ancak son dönemde uygulaması giderek artan bir robo advisory dediğimiz belli algoritmalara dayalı ve emeklilik şirketlerinin sunduğu proaktif olarak sizin adınıza, sizin risk seviyenize göre, sizin profilinize göre bir fon dağılım önerisi sunulan sistemler de hayatımıza girdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bunun da hem sisteme hem de katılımcıların birikimlerine pozitif etkide bulunacağını söyleyebiliriz. Peki, çok güzel. Çok teşekkürler. Son bir şey soracağım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bir dakikadan biraz daha fazla belki ya da az. Tam bakamadım. Acaba Türkiye'nin nüfusuyla oranladığınızda bireysel emeklilik fonlarında biriken paranın ya da katılımın nüfusla orantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bizim ligimizdeki ülkelere bakarak, örneğin Brezilya, Arjantin, Şili gibi ülkelerle kıyasladığımızda. Şimdi OECD ortalamasıyla karşılaştırdığımda aslında gayri safi milli hasılaya oranına bakıyoruz emeklilik fonlarının toplam büyüklüğünün. Bu Türkiye'de %2,9. Daha gidecek çok Çok yolumuz yolumuz var. var. Nüfusun da aynı şekilde %12,5 gönüllü beste yer alıyor diyebilirim. Bunun da en ideal dünyada %80 civarında olması gerekiyor. Evet, güzel. Peki, çok yolumuz var. Dolayısıyla sizin de çok işiniz var demektir. Yani gidecek yeriniz var. O bakımdan mutlu olabilirsiniz. Çok teşekkürler Serap Hanım katıldığınız için. Rica Böylece ederim. son seansında sonuna gelmiş olduk.